Büyük yarış. Şuraya bakın. Pocoyo ve Ellie gezmeye çıkmışlar. Merhaba Pocoyo. Merhaba Ellie. Güzel bir günde huzur dolu bir gezinti yapmak gibisi yoktur. Arkadaşlarınızla bir araya gelirsiniz. Kendinizi çok iyi hissedersiniz. Şuraya bakın. Ellie ve Pocoyo'nun birlikte yaptıkları sakin gezinti bir yarışa dönüşmeye başladı. İşte bu da Pato. Peki nereye gidiyor? Aha, işte orada. Anladım. Pato, Ellie ve Pocoyo'nun gerçekten bir yarış yapmalarını istiyor. Ne kadar heyecanlı. Herkes toplansın. Ellie ve Pocoyo kimin daha hızlığını görmek için yarışacaklar. Galiba Pato yarışın artık başlamasını istiyor. Peki yarışın başlaması için ne demen gerekiyor Pato? Evet, şöyle diyeceksin. Hazır ve sonra ne diyeceksin Pato? Olamaz. Pato ne diyeceğini hatırlayamıyor. Sizler yarışı başlatması için Pato'ya yardım eder misiniz? Benimle birlikte söyleyin. Hazır ve... Başla! Ve çıkış yaptılar. Çok güzel değil mi? Pocoyo ve Ellie şu anda burun buruna gidiyor. Oh, galiba uykucu kuşu uyandırdılar. Şuraya bakın. Galiba o da yarışa katılmak istiyor. Bence pek hızlı gidemez. Görünüşe bakılırsa Ellie yarışı önde götürüyor. Olamaz. İşe bakın. Ellie galiba kuma battı. Ve Pocoyo yoluna devam ederken Ellie'yi toz duman içinde bırakıyor. Yani kum içinde. Durun bir dakika. Galiba Ellie'nin bir fikri var. Ne yapabilir ki? Kendini kumdan çıkarmaya çalışıyor. Çek Ellie, çek! İşte başardı. Ve yeniden atağa kalktı. İyi gidiyorsun Pocoyo. Bayağı öndesin. Çok zorlanıyorsun değil mi? Gerçekten çok ilginç. Şimdi ne yapıyorsun Pocoyo? Dondurma. Yarışın ortasında dondurma mı yiyorsun? Gerçekten çok şaşırdım. Dondurma yediğine göre kendine çok güveniyor olmalısın. Oh, Ellie. Yarışı kazanmak istiyorsan acele etmelisin Pocoyo. Ve işte yeniden yarışa dönülüyor. Pocoyo'nun hızına bakın. Uykucu kuş da orada. Pocoyo ve Ellie yeniden burun buruna. Müthiş bir yarış. Olamaz. O da ne? Görünüşe bakılırsa araba da kaykay da paramparça olmuş. Bitiş çizgisine de çok az kalmıştı. Olamaz. Pocoyo ile Ellie araba ve kaykay olmadan yarışı nasıl bitirecek? Acaba yine de yarışı bitirebilmeniz için bir çare var mıdır? Biraz düşün Pocoyo. Hala çalışır durumda olan bir parçan var. Ellie sen de bir parça düşün. Yeni bir araç yapabilir misiniz Pocoyo? Acaba yeni bir araç yapabilmeleri için Pocoyo ve Ellie'ye bir fikir verebilir misiniz? Birleştirin!
Evet. Parçaları bir araya getirirseniz yarışı birlikte bitirebilirsiniz. Hem de çok güzel bir şekilde. Şuraya bakın. Pocoyo ile Eli kaykay araba yaptılar. Hey! Harika! Galiba yarışı ikiniz de kazandınız. Hem de birlikte. Durun. Görünüşe bakılırsa yarışın galibi uykucu kuş olmuş. Sizin de burada gördüğünüz gibi bitiş çizgisine ilk önce kimin geldiği önemli değil. Önemli olan oraya nasıl ve kiminle geldiğiniz. İşin eğlencesi burada. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. First and she's winning. Go Pocoyo, but not too fast. Don't break the car, you'll come in last. With this Pato-mobile, Pato's really flying. And Lula's right behind him because she's really trying. She started late because she overslept, but Sleepy Bird is racing because she never gives up. Go, 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 go to the race. Go, 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 pick up the pace. Go, 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 go to the race. One, two, three, go! Pocoyo goes faster, he wants to come in first and be the winner. They all play together and race against each other. Winning's not important, being friends is all that matters. Go, 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 go to the race. Go, 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 pick up the pace. Go, 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 go to the race. One, two, three, go! The mechanics are tuning up the race cars. Meanwhile, Pato seems to be having trouble. They're off! Go, Pocoyo, the race is beginning. Go, Pocoyo, Gazelli's first and she's winning. Go, Pocoyo, but not too fast. Don't break the car or you'll come in last. Line, the racers have run out of gas. How exciting! A race has never been this close. But the racers have decided to cross the finish line together. It's a marvelous time. Bravo for our crazy drivers. Hooray for a marvelous race. Müziksever bloklar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Aa, bloklar. İnşaat yapmak için çok güzel bir gün. Burada başka bloklar da var. Sen de gördün mü?
Belki de bir şey olmadı. Pekala. Bu defa kesinlikle bir şey gördüm. Şarkı mırıldanırken ne olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Bloklar hareket etti. Şuna bakın. Nasıl da hareket ediyorlar. Vay. Bence bu bloklar sıradan bloklar değil. Müziği çok seviyorlar, değil mi? Bu bloklar muhteşem. Gerçekten de hareket ediyorlar. Ve müzik kesilince hemen duruveriyorlar. Ah, işte bu harika bir fikir. Değişik türde müzikler çaldığımızda bakalım neler olacak. Rock and roll. Evet. Caz müziği. En sevdiğim tür Pocoyo. Ah, işte klasik müzik. Ne kadar etkileyici bir ses. Pocoyo. Pato, şey... Pocoyo. Pato'nun inmesine yardım etmen gerek. Blokların üstünde kaldı. Pocoyo, bunu yapmaya hazır olduğundan emin misin? Müzik durduğu zaman ne olacağını biliyorsun, değil mi Pocoyo? Pocoyo'ya yardım eder misiniz? Müzik durunca ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Bloklar düşecek, hepsi yere düşecek. Evet. Ve bloklar düşerse, Pato da onlarla birlikte düşecek. Pocoyo düşün. Pato'yu yukarıdayken nasıl kurtarabilirsin? Tabii ya. Uçak kuşa bugün önemli bir iş düşüyor. İyi yakaladın Pocoyo. Aferin sana.
Çok heyecanlı bir maceraydı. Müzik gerçekten çok güzel, değil mi? Yaşasın müzik! Yaşasın Pocoyo! Hoşça kalın. Görüşmek üzere. The tiny car vroom vroom told me last night vroom vroom. If I wanted to vroom vroom, I could jump in vroom vroom. And I told them vroom vroom, very politely vroom vroom, that I could not vroom vroom. It would make me dizzy vroom vroom. How many letters does it have? P-A-T-O, Pato! The tiny car vroom vroom told me last night vroom vroom. If I wanted to vroom vroom, I could jump in. Kaykay çılgınlığı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Pato. Oo, bu da nedir? Kaykay, kaykay, kaykay. Bu güzel pembe kaykay kimin acaba? Elinin. Acaba burada ne işi var? Belki de onu unutmuştur. Ne dersiniz? Sizce onu Eli'ye götürsünler mi? Evet, Eli'ye götürün. Onu götürün. Oh oh. Aferin sana Pato. Kaykay konusunda tam bir ustasın. Görünüşe göre Pato bir ustanın neler yapabileceğini göstermek için hazır. Kaykayın nasıl sürüleceğini sahiden biliyorsun Pato.
Harika. Yavru kuş, tırtıl kaykayına bayıldım. Pato, onun fotoğraflarını çekmekle yetinmen gerektiğini düşünüyor. En azından büyüyene kadar. Şuna bakın, etkileyici görünüyor. Hayır. Bence Eli buna pek sevinmeyecek. Ama Pato, bu Eli'nin kaykayı. Pato bunu hatırlayamayacak kadar çok eğleniyor. Olamaz. Oh, hayır. Oh, Pato, hayır. O Eli'nin kaykayıydı. Unuttun mu Pato? Eli, Eli. Şimdi ne yapacaksınız peki? Gerçekten de Eli'nin bu heykeli kaykayı kadar seveceğini mi sanıyorsun? Biriniz Pocoyo'ya kimin geldiğini söyleyebilir mi? Eli! Eli geliyor! Pato, bu sen misin? Merhaba Eli. Eli, belki de şu anda kaykayına binmesen daha iyi olur. Eli, olamaz. Aslında Eli, kaykayın kırıldı. Tamir edecekler, merak etme. Ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten de öyle. Onlara sarılma. Yani kaykayının kırılmış olmasına kızmadın mı? Neler oluyor? Anladım. Biriniz Pocoyo'ya Eli de ne olduğunu söyleyebilir mi? Haklısınız. Ve çok da havalı bir kaykay. Ay canına. Boşuna endişelenmişim. Yaşasın Pocoyo. Doğruyu söylediğiniz için tebrikler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çifte bela. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur tahmin edeyim. Top tutmaca oynayacaksın. Ben de oynasın. Hayır mı? Hadi ama Pato, çok eğlenceli. Görünüşe göre Pato top oynamayı pek de istemiyor. Peki ne yapmak istiyorsun Pato? Anladım. Tahterevalli. Belki de Pocoyo ile biraz top oynayıp ardından da tahterevalliye binersiniz. Sadece tahterevalliye mi bineceksin?
Oh, merhaba Eli. Oynayalım mı? Görünüşe göre Popoyo sonunda oynayacak birini buldu. Hadi ama asma suratına Pato. Sen de gidip onlarla oynayabilirsin. Hayır mı? Orada oturup somurtacak mısın? Kendi kendineyken pek eğlenceli görünmüyor. Pato'ya tahterevalliye binmek için kaç kişi gerektiğini söyler misiniz? İki kişi gerekiyor. Haklısınız. Tahterevalli'nin tadını çıkarabilmek için gerçekten arkadaşlara ihtiyacın var. Ne dedin Pato? Bir arkadaşım olduğunu mu söylüyorsun? Mükemmel arkadaş mı? Kim? Ama bu sadece bir makine. Anladım. Bu düğme onu açıyor. Vay canına. Pato, makine senden bir tane daha yaptı. Görünüşe göre gerçekten de mükemmel arkadaşı buldun Pato. Aynı senin gibi biri. Olamaz. İkiniz de aynı şeyle oynamak istiyorsunuz. Bir Pato daha. İkiniz ne oynayacaksınız? Bu daha Pato gibi. Haklısın. Sonuçta bu Patolar pek iyi arkadaşlar değilmiş. Belki bu mükemmel olur. Aha, çiçek sulama. Sevdiğin bir uğraş. Bu Pato sulamayı senin kadar çok seviyor. Sanırım bu Pato fıkranı daha önce de duymuş Pato. Anlaşılan bu Pato sevdiği öteki kanalı izlemek istiyor. Bir Pato daha. Olamaz. Kopya Pato kendini kopyaladı. Pato. Bu makine gerçekten istediğin şeye ulaşmanı sağlıyor mu? Diğer patoların bencil olduğunu mu söylüyorsun? Sadece kendi istedikleri gibi oynamak istiyorlar. Olamaz. Belki de bu makine pek iyi bir fikir sayılmazdı. Pocoyo, Eli, Pato'nun ufak bir sorunu var. Biriniz Pocoyo ve Eli'ye sorunu nerede görebileceklerini söyleyebilir mi? Arkanda, arkanda mı? Pato'lar her yerde. Kontrolden çıktılar. Ne yapabiliriz? Düşün. Bir fikrin mi var? Çabuk ol. Makine, abi. Hayır. Sizce Pocoyo makineyi kapatmak için düğmesine basmalı mı? Düğmeye bas. Çabuk. İşte şimdi rahatladık. Oyun. Ah.
Harika. Yaşasın arkadaşlar. Yaşasın birbirimizden farklı olmak. Bu da... Aha, hayır. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dünyamı boya. Aa, Pocoyo buradaymış. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel oyuncaklar. Renkleri de çok güzel. O ne Pocoyo? Bir şey mi gördün? Ne kadar garip. Nedir o bulduğun Pocoyo? Çok ilginç görünüyor. Düğmeler. Evet, neden olmasın? Bir dene bakalım. Düğmelerden birine bas. Ne olacak görelim. Şuna bak. Trenin kırmızı oldu. Şuna bak. Acaba renkleri değiştiren nedir merak ediyorum. Biliyor musun Pocoyo? Aranızda Pocoyo'ya yardım edebilecek biri var mı? Oyuncakların rengini değiştirmek için Pocoyo ne yapıyor? Düğmeleri basıyor. Evet, galiba haklısınız. Pocoyo elindeki oyuncağın üzerindeki düğmelere basınca renkler değişiyor. Değişik bir düğmeye basmayı dene Pocoyo. Evet, rengi değiştiren bu oyuncak. Her şeyin rengini değiştiriyor. Çok şaşırtıcı. Bütün parçalar kıpkırmızı oldu. Evet. Radyonun da rengi değişti. Vay canına. Dikkat et Pato. Olamaz. Hoppa. Bekler, bekler, bekler. Bekler. Dikkatli ol Pocoyo. 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 Renkleri değiştirmek hoşuna gidiyor mu? Evet. Peki diğerlerinin de hoşuna gidiyor mu acaba? Gerçekten mi? Her
şeyi eski rengine döndürmek ister misin Pomo'yu? Eminim bunu yapabiliriz. Tek yapmamız gereken hepsinin eski rengini hatırlamak. Aranızda Pocoyo'ya yardım edebilecek biri var mı? Bence Pocoyo doğru rengi seçtiğinde bağırabilirsiniz. Hadi bakalım Pocoyo, birkaç renk dene. Önce, Pato ne renkti? Pembe mi? Hayır. Mavi mi? Hayır. Sarı mı? Evet, evet, Pato sarı. Evet, bakalım sırada kim var? Evet, evet Eli. Eli'nin ne renk olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilecek olan var mı? Sarı mı? Hayır. Mavi mi? Hayır. Pembe, Eli pembe. Evet, tabii ki pembe. Galiba şimdi oldu öyle değil mi? Ne oldu Pato? Sorun ne? Aa, öyle mi? Pato'nun şapkası hala eski rengine gelmemiş. Yapabilir misin Pocoyo? Çok güzel oldu Pocoyo. Hepinize aferin. Yaşasın Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kayboldu. Oo, merhaba yavru kuş. O olamaz. Bu da neydi böyle? Aa, anladım. Aranızda bunun kim olduğunu yavru kuşa söyleyebilecek olan var mı? Pocoyo ve Pato. Bildiniz. Pocoyo ve Pato'ydu. Görünüşe göre uçak kuşlar çılgınca bir gezinti yapıyorlar. Ne kadar eğlenceli. Merhaba. Oh, bana kalırsa yavru kuş sana bir şey söylemeye çalışıyor Pocoyo. Yavru kuş, ona uçak kuşun nasıl sürüleceğini öğretmeni istiyor Pocoyo. Belki de hepimiz lütfen dersek olur. Hazır mısınız? Şimdi Pocoyo, lütfen öğret. Lütfen ona öğret. Lütfen öğret ona. Tamam. Yemekten sonra. Ha. Pocoyo sana uçak kuşu sürmeyi öğle yemeğinden sonra öğretecekmiş yavru kuş. Bana kalırsa yavru kuş bunu yapmayı unutabileceğinden korkuyor Pocoyo. Söz veriyorum. Bana kalırsa yavru kuş, uçak kuşu sürmeyi öğretmen için artık hazır Pocoyo. Oynadıktan sonra. Ama ona yemekten sonra demiştim Pocoyo. Şimdi mi Pocoyo? Daha sonra. Anlıyorum yavru kuş. Bu gerçekten de büyük haksızlık. Ne de olsa Pocoyo söz vermişti. Hayır yavru kuş. Bana kalırsa Pocoyo sana nasıl sürüleceğini öğretmeden önce uçak kuşun herhangi bir yeriyle oynama.
Oh, olamaz yavru kuş. Bakamayacağım. Hayır, bakamayacağım. Oh, Eli, Eli uyan yoksa olamaz. Ha, yine mi aynı şey? Yavru kuşu bu durumdan nasıl kurtarabileceksin? Kalırsa Pato önündeki büyük düğmeye basmanı istiyor yavru kuş. Aa, mükemmel. Çok başarılıydın Pato. Evet arkadaşlar, hepinizin yavru kuşa kızdığını biliyorum. Ama bu tamamıyla onun hatası değil. Ne de olsa Pocoyo daha önce ona söz vermiştin. Aranızdan biri Pocoyo'ya yavru kuşa ne söz verdiğini hatırlatabilir mi? Ona öğretmeye söz verdi. Uçak kuşu sürmeyi öğretecekti. Evet, bu doğru. Ona söz verdim Pocoyo. Tamam. Böylesi daha iyi. Yaşasın Pocoyo ve yaşasın verilen sözleri tutmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çılgın karıştırıcı. Aa, merhaba Pocoyo. Ne oldu? Aa, bu bir makine. Ayrıca çok değişik ve karmaşık bir makine gibi görünüyor. Peki bu makine ne işe yarıyor Pocoyo? Trompet ve bir radyo ha? Karıştırıyor. Karıştırıyor mu? Aa, demek bu bir karıştırma makinesi. Bu da ne? Müziğin çalınabildiği bir trompet. Bu işe ne diyorsunuz? Pocoyo'nun yeni oyuncağını beğendiniz mi? Evet, beğendim. Doğrusu bende. Ve bu herkesin çalabileceği bir trompet. Tırtıla denetelim. Muhteşem. Ne ad vereceksin? Radyo mu? Trompet mi? Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle harika bir makine. Merhaba Eli. Ha, anladım. Birinden telefon bekliyorsun. Ha, hem de oldukça önemli bir telefon.
Pocoyo, ne yapıyorsun sen? Pocoyo, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ya hayır, hayır. Bir de tren mi? Bir de ray. Olamaz. Şuna bakın. Trenofon. Dikkat. Yolda biri var. Ellie. Bana kalırsa şimdiki telefonu kesinlikle kaçır. Hadi. Cevap ver. Pocoyo, Ellie'yi pek mutlu ettiğini sanmıyorum. Pocoyo, o Lula'nın kemiği. Ve bir de yay. Hayır, hayır, hayır. Sakın şimdi bana. Şuna bakın. Zıplayan bir kemik. Bu harika bir şey. Ama maalesef Lula için değil. Pocoyo, bu oyuna son verme vakti geldi. Bir şapka. Bir pasta. Ve birkaç tane de mum. Bir tane daha. Ne dersin? Pocoyo arkadaşlarının eşyalarını normal hale döndürmeli mi? Pocoyo, arkadaşlarına ait şeyleri izinsiz aldığın için sana kızmış olabilirler mi? Bak, ben hala makinenin harika olduğunu düşünüyorum. Tabii yalnız ben değil. Benim bir fikrim var. Arkadaşlarına bir çılgın karıştırıcı partisi versen ya. Bu kez onların eşyalarını almak yok. Olmaz mı? Sizce Pocoyo arkadaşlarına bir parti vermeli mi? Evet! Parti düzenle! Evet! Harika! Partiye hazır olun! Herkese merhaba! Çılgın Karıştırma Partisi'ne hoş geldiniz! Uçan pastalarla, balon şişiren trenler, kocaman ağaç hoparlörler ve dondurmadan baloncukları da unutmayın. Ne kadar lezzetli. Affettiniz mi? Ne kadar güzel bir parti. Ve harika bir eğlence. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Süper Pocoyo. İşte Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Pocoyo? Pocoyo? Hayır. Neye hayır Pocoyo? Pocoyo değil. Sen Pocoyo değil misin? Peki kimsin o zaman? Biriniz bana Pocoyo'nun bugün ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Süper kahraman! Şimdi anladım. Pelerin. P harfi. Sen bir süper kahramansın.
Süper Poco'yu. Süper Poco'yu. Ya hayır. Vay, gerçekten de süper kahraman gibi davranıyorsun Poco'yu. Pato, galiba Poco'yu seninle oyun oynamak istiyor. Süper Poco'yu ve Süper Pato. Peki, Süper Poco'nun ilk görevi nedir? Süper Poco'ya yardım eder. Ne kadar güzel bir fikir. Vay canına. Süper Poco'yu yardıma ihtiyacı olanları görmek için süper görüş aracını kullanıyor. Oh. Uykucuk kuş sıkışmış. Sıkışmış mı? Aslında bence sıkışmamış. Biliyorsun Pato, Poco'yu bir süper kahraman. Herhalde ne yaptığını biliyordu. Süper Poco'yu! Yardıma ihtiyacı olan birini daha gördün herhalde. Lula mı? Bence Eli biraz dinleniyor. Hayır. Eli sıkışmış Süper Poco'yu. Hayır Eli, bence Poco'yu sadece biraz... Ama anlamıyor musun? Poco'yu sadece kahramancılık oynuyordu. Sevgili Pato, bütün bunlardan sonra sanırım Poco'yu kendini artık pek süper hissetmiyor değil mi? Gidip onu biraz neşelendirsene. Pato? Pato, şapkan, yardım edin. Pato nereye gittiğini göremiyor. Bir yerlerde Pato'ya yardım edebilecek biri olmalı. Aranızda Pato'ya yardım edebilecek birini tanıyan var mı? Süper Poco'ya yardım edebilir.
Aferin Poco'yu. Bugün gerçekten de süper bir gün oldu. Yaşasın Poco'yu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Poxilla. Merhaba Poco'yu ve Pato. Neye bakıyorsunuz? Oo, bir çizgi roman. Onlar gerçekten devasa ve korkutucu canavarlar. Eminim çok korkunç sesler de çıkarıyorlardır. Siz de bir canavar gibi korkunç bir ses çıkarabilir misiniz? Hadi çocuklar, hepimiz canavar sesleri çıkartalım. Evet, gerçekten korkunçtu. Bu da ne böyle? Oyuncak bir araba. Galiba yolundan çekilsen iyi olur Poco'yu. Acaba nereye gidiyor? Bana kalırsa Pato araba yerine canavarlarla daha fazla ilgileniyor. Araba. Acele et, yetiş ona Poco'yu. Şu işe bak. Oyuncak bir şehir. Muhteşem. Görünüşe göre bloklardan yapılmış. Pato, bunu mutlaka görmelisin. Bayılacaksın. İkiniz burada dev gibi görünüyorsunuz. İkiniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anlıyorum. Poco'yu devasa maymun canavar olacak. Ve Pato da korkunç ejderha canavarı olacak. Oh, bir dakika bekle Poco'yu. Evet, Pato haklı Poco'yu. O ejderha canavar ve sen de maymun canavar olacaksın. Tamam. Çok güzel Poco'yu. Ha? Bunlar da ne? Küçük yaratıklar mı? Oh, onları görmedi bile. Poco'yu zavallı küçük yaratıkları göremiyor. Çünkü korkunç olduğu için çok fazla eğleniyor. Oh, olamaz. Galiba Poco'yu ve Pato onları çok korkutuyor. Hayır hayır Pato, bekle. Bekle. Olamaz. Hayır Pato, bu kadar yeter. Pato, Poco'yu bu oyunu hemen bırakın. Bu iş gerçekten çok ileri gitti. Pato, Poco'yu. Olamaz. O kadar fazla gürültü yapıyorlar ki beni duyamıyorlar bile. Benimle beraber durun diye bağırabilir misiniz? Bu tek seçeneğimiz. Hazır mısınız? Poco'yu, az önce yere serdiğiniz bütün o binaların içinde yaşayan küçük yaratıklar varmış. Onları göremiyorsunuz çünkü saklanıyorlar. Şuraya bakın, şu binanın içine. Gördünüz mü? Maalesef onları çok ama çok korkuttunuz. Arkadaş!
Sizden hala korkuyorlar Pokoyo. Canavar oyununuz için şehirlerini yerle bir ettiniz. Her şeyi düzeltmeniz gerek. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Pato ve Pokoyo şehri yeni baştan yapmalı mı? Evet, yeniden yapmalı. Hemen yapsınlar. Çok iyi fikir. Evet, bunu yapmalılar. İşte böylesi daha iyi. Geri gelin küçük yaratıklar. Korkmanıza gerek kalmadı. Her şey yepyeni oldu. Ama Pato nerede? Aa, onlar için bir de oyun bahçesi yapmışsın. Ne kadar güzel. Pato, asıl oyuncak sen misin? Bu çok özgün bir fikir. Yaşasın Pokoyo ve Pato. Yaşasın böyle düşünceli olmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.